Evet, bundan tam bir yıl evvel sevgili izleyenler, muhterem Profesör Doktor merhum Haydar Baş hocamızı Hakk'a uğurladığımız gündü, 14 Nisan. O bizimle yaşıyor. Bu inançtayız, bu azimdeyiz, bu ülküdeyiz. Onun hatırasını yaşatmak adına ölümünün birinci seneyi devriyesinde dokunduğu dostlarıyla, ahbaplarıyla, arkadaşlarıyla ondan hatıralar dinleyeceğiz, onu yad edeceğiz, onu anacağız. Evet, bu münasebetle değerli bir konuğumuz var. Vahit Belge Beyefendi Aksaray'dan programımıza katılıyorlar. Vahit Bey, canlı yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, Haydar Baş hocamız, bir ömür boyu kendisiyle oldunuz. Acı tatlı anılarınız, hatıralarınız oldu. Neler söyleyeceksiniz, neler anlatırsınız Haydar Baş denince aklınıza, gönlünüze oturuveren nelerdir efendim? Çok teşekkür ederim. Yani hocamızı anlatmak böyle çok kolay bir iş değil. Niye dersen, siz sözle başlarken ben duygulandım şahsen. Hocamın ismi geçince aşağı yukarı 1976-77 yıllarında hocamızla üniversite yıllarında tanıştım. Tabii biz onu gençtik. Hocamla aramızda takriben bir 10 yaş falan var. Ben 20 yaşlarında, 30 yaşlarında civarındaydı. Bizim Karadeniz Teknik Üniversitesi fizik bölümünün üstü mescitte. Hocamız orada cuma namazını kıldırıyordu. Hocamla tanışınca biz zaman zaman onun sohbetine de arkadaşlarla beraber devam ettik. Birkaç sohbet gidince bana sordu, işte ismin nedir? Her seferinde soruyor ismin nedir diye. Birkaç defa olunca dedim ki, hocam dedim, durmadan soruyorsunuz ismimi ama bir türlü de dedim hatırınıza kalmıyor. Dedi ki, Vahit dedi, bundan sonra senin ismini unutmayacağım. Şimdi hocamla öyle bir samimi bir şekilde başladık ve vefat edene kadar da hocamla bir ve beraber olduk. Yani acı tatlı günlerimiz geçti. Ama hocamdan biz çok çok istifade ettik. Ondan çok faydalandık. Biz sadece ben faydalanmadım. Bütün toplum olarak, millet olarak, arkadaşlarımız olarak, devlet olarak, ne bileyim ben, bürokrasi, siyasetçisi, askeri, ondan herkes faydalandı. Çünkü o bu toplumun aksakallısıydı. O yüzden hocamız ne söylerse, yumuşak söylediği de oldu bazen, sert söylediği de oldu ama hepsi bu millet için, vatan için, devlet için de. Ben hocamızın yerinin doldurulamayacağına inanıyorum. Allah ona gani gani rahmet eylesin. Bilmiyorum, inşallah bıraktığı çok değerli evladı, çocukları var. Onlardan birisi de Hüseyin Baş Beyefendi. O hocamızın bir emaneti. O yüzden gerçekten Hüseyin Bey'e çok çok sahip çıkmalıyız. Yani Allah ona hayırlı ömürler versin diliyorum. Evet. Şimdi Vahit tabii Bey, bu Trabzon'da dilerseniz Trabzon'da öğrencilik, üniversite yıllarınız geçti. Hocamız sizin için nasıl bir arkadaş, bir ahbap, dost, bir yol gösterici, bir mürebbi idi? Yaşanmış hatıralarınız var mı? bir ara bir arkadaşla beraber bizi davet etti, yanına çağırdı. Biraz çok böyle sıkıntılı bir dönemde. İşte Türkiye'nin manzarasını anlatıyor. Şartlar gerçekten çok zor. Ne yapmamız gerekir? Nasıl yapmamız lazım? Bu milleti nasıl uyandırmamız gerekir? Vatandaşı bir yola nasıl taşımamız gerekir falan sohbet ediyor. Biz tabii genciz. Gençlik var, öğrencilik var filan. Sohbete ben de ara sıra iştirak ediyorum. Hocam diyorum, Haydar başları çoğaltmamız gerekir. Tabii hocam seslenmiyor, yine devam ediyor. Türkiye'nin durumlarından bahsediyor.
Ben tekrar yine bir devreye giriyorum. Hocam diyorum, Haydarbaşları çoğaltmamız gerekiyor. Şimdi yıllar sonra bu Allah kani kani rahmet eylesin Tatar kardeşimiz, arkadaşımız Ali Haydar bir trafik kazasında vefat etti. Şimdi onu hocam anarken aynen şu ifadeyi kullandı. Tam bir Haydarbaşlı dedi. Şimdi elhamdülillah bugün bakıyorum da hocamızın fikirlerini, onun ondan aldığı manevi kültürü yaşayan, yaşatacak olan binlerce arkadaşımız var. Yani binlerce Haydarbaşı'nın olduğunu görüyorum. Allah kendilerine yine gani gani rahmet eylesin. Hocam bizim için her şeydi. Bizim evlenmemizde, bizim nikahımızda, bizim düğünümüzde, bizim nişanımızda, bizim cenazemizde, bizim bayramımızda, her şeyde hocamız var. Bir şeye olduğu zaman, hani bir sıkıntı yaşadığımız zaman, bir sevinç yaşadığımız zaman hocamla bir ve beraberdik. Yani bir çocuğumuz oldu, telefon açar hocamı. İşte hocam böyle böyle oldu, ismini ne koyalım? Biz için değil ama hocam devlet içinde, gerçekten millet içinde, vatan içinde Allah'ın büyük bir lütfu olarak görüyorum ben. Vatan sevgisini Profesör Doktor Haydarbaş hocamızdan öğrendim. Devlet millet kaynaşmasını ondan öğrendim. Sivil asker kaynaşmasını yine hocamızdan öğrendim. Yani hocam vatanı anlatırken vatan dinin, namusun, canın, malın korunduğu toprak parçası. Yani bu vatan bizim hani Akif'in söylediği gibi sahipsiz bir vatan batmaya haktır. Sen sahibi olursan o vatan batmayacak. Biz vatan sevgisini Haydarbaş hocalarından öğrendik. Biz devlet sevgisini gerçekten Haydarbaş hocamızdan öğrendik. Biz Atatürk sevgisini Haydarbaş hocamızdan öğrendik. Biz Ehl-i Beyt sevgisini Haydarbaş hocamızdan öğrendik. Biz Resulullah'ın hayatını, yaşadığı o dönemi yine hocamız Haydarbaş Bey'den öğrendik. Yani hocamızın ortaya koyduğu eserler dışında birebir oturduğumuz sohbetlerde, konuşmalarımızda, makalelerinden, kitaplarından, her şeyinden istifade ettik. Eğer bugün ben şimdi zaman zaman Aksaray'da arkadaşlar işte yani sohbet zaman denk geldiği zaman diyor ki ya sen işte Vahit Bey hiç istikametini bozmadın. Biz istikametimizi bozmamamızın tek sebebi iyi bir hoca efendiden, yani iyi bir eğitimciden, iyi bir arkadaştan ders aldığımız için. Yani bize çünkü öyle güzel hedefler gösterdi ki biz bu hedeften hiçbir zaman için şaşmadık. Yine bir gün hocamızla beraber hacıda bulunuyoruz. Hac ziyaretindeyiz. İşte vakfe yaptık. Oradan Mina'ya geçeceğiz. Yolda tabii biz bir arkadaş da var yanımda. Hep beraber peş peşe gidiyoruz. Önde hocam var. Arkadaşlar var. Beraber gidiyoruz. Şimdi biz orada kaybolduk. Nasıl olduysa hocamı kaybettik bir anda. Çok kalabalıklar. O arkadaşımız Osman Bey dedi ki Vahit dedi burada bir pınar var dedi. Sen bu pınarda bekle. Ben dedi şu yoldan gideyim. Eğer hocam bile bulursam geri döner seni alırım buradan dedi. Ben de orada bekliyorum. Tabii gitti Osman Bey. Hocam bile buldu. Hocam da dedi ki birkaç arkadaşa gidin Vahit'i bulun. Şimdi arkadaşlar bağırıyor tabii. Vahit diye bağırdıklarında oradaki hacı Allahu Ekber diyor. Şimdi Vahit Allah'ın isimlerinden ya. Şimdi arkadaşlar Vahit diye bağırdıkça onlar Allahu Ekber diyor hacılar. Bunu da bir temsil olarak hocamız anlatınca hocam bayağı bir güldü bu. Şimdi yine o haçına girmişken tabii çok tatlı günlerimiz geçti. Bir tane Arap şoförümüz var. Bizi işte Medine'den Mekke'ye getiriyor. Yolda şimdi hocam dedi ki bana sen dedi Vahit dedi bu şoför arkadaşımızı uyutma. O da uykusuz birkaç gündür biz de uykusuzuz. Tamam hocam dedim.
Tabii ben Arapça falan bildiğim yok. Şoförün yanında oturuyorum. O süre içerisinde birkaç tane kelime öğrendik işte Arapça. Oturması, kalkması, gelelim, gidelim, nasıl yapalım falan diye. Şoför kardeşimizin ismi de Garip Hasan. Ben ona işte ara sıra o da uyumaya geçti mi Garip Hasan kıf diyorum, kıf dur demek. Şimdi adam tabii bir uykusundan açılıyor, yola tekrar devam ediyor. Bir ara dedim ki ona işte ya Garip Hasan Mekke, Medine, Kem yani kaç kere gittin geldin böyle Tarzanca bir şey yapıyorum sohbet. Bir başladı bu Garip Hasan. Nasıl konuşuyorum ve ben hiçbir kelimesini anlamıyorum. Böyle kurmalı saat gibi anlatıyor bana. Hocam uyandı. Hocam öyle bir gülüyor ki vay bu adama ne yaptın da bu adamı böyle konuşturdu. Ya hocam bir himmet işte bildiğimiz yok. Allah yardım etsin. Tabii beraber bu yolculuklarımız, sohbetlerimiz, hac anılarımız yani bilmiyorum o zaman gençtik tabii. Bir arkadaşımız giderken bana dedi ki Vahit dedi, hacı da dedi, hizmet ehli ol dedi. Yani orada otur tembel tembel oturma dedi. Gayret et, çalış, hizmet et. Tamam, şimdi bize tabii arkadaşlar geliyorlar hocamı ziyarete. Biz aynı evde kalıyoruz hocamla beraber. Hocamı duyan bizim eve ziyarete geliyor. Gelirken de arkadaşlar işte hediyeler getiriyorlar, meyve getiriyor arkadaşlarımız. Biz bunları Allah kani gani rahmet eylesin. Engin Çamur'dan kardeşimiz vardı Hüseyin Çamur'dan. Biz ikimiz ondan ilk defa gidiyoruz. Diğer arkadaşlar biraz tecrübeli. Biz ister istemez gidiyoruz, geliyoruz. Yani işte bakkaldan bir şey alınacak biz gidiyoruz. Su gelecek biz getiriyoruz falan. Gelen misafirlere ikramda bulunuyoruz falan. Ama sonunda şunu gördüm ki o bana hacca giderken hizmet ehli ol diyen arkadaşımız gerçekten ondan çok istifade ettik. Hocam da bundan çok memnun oluyor. Hatta ilk gittiğimiz günü vardık Mekke'ye, evimize yerleştik. Hocam dedi ki bir bakın dedi, bakkallar açıksa dedi, bir maden suyu bulabilirseniz getirin. Baktık bakkallar kapalı, çarşıya inmek gerekiyor. Dedim ki ben ineyim. Yani hizmet ehli olacağız ya yapacağız. Tabii tarif etti arkadaşlar. Şuradan gideceksin. Şu kadar mesafeden sonra yaya gidiyorum. Bir mi iki mi tünel geçtim öyle. Vardım oraya. Bir de dedim memlekete telefon açayım. Buraya kadar gelmişken o zaman için sene 95 cep telefonları falan yok. Telefonlaştım. Hocamın istediği o maden suyunu aldım. Dönüyorum. Bir tane Arap veya Zenci Esmer bir kardeşimiz durak taksi yanımda durdu. Nereye dedi? O semt aklımda kalmadı şimdi. Dedim yani oraya gideceğim falan. Bin dedi. Bindim. Şimdi adam yani Tarzanca işaretle konuşuyoruz. Getirdi beni adam. Evin önüne bıraktı. Ücret falan dedim. Tamam dedi. Çıktım yukarıya. Dediler ya ne çabuk gittin geldim. Dedim giderken ya gittim ama gelirken dedim bir arkadaş, bir şoför arkadaş beni buraya kadar getirdi dedi. Ama kimin getirdiğini şu anda da bilmiyor. Benim evlenmeme hocam vesile oldu, sebep oldu. Hocam Allah nasıl unutalım, nasıl şey derim. Şimdi bakıyoruz hocam, Ehl-i Beyt. Mesela biz Ehl-i Beyt'i duyardık. Ama Ehl-i Beyt'in gerçekten kimler olduğunu bilmeyiz. 2011 yılında bu Suriye olayları çıktığında hocamız Ehl-i Beyt sempozyumları düzenledi uluslar arasında. Şimdi İran'dan, Irak'tan, Suriye'den yani dünyanın birçok Müslüman ülkelerinden buraya katılanlar oldu. Biz Ehl-i Beyt'i öğrendik ki hocamdan. Ehl-i Beyt hem Sünni'nin, hem Alevi'nin, hem Bektaşi'nin yani ortak paydası Ehl-i Beyt. Ve o günkü yıllarda tam 2011 yılda Suriye olayları karışıyor. Türkiye içerisinde bulunan birçok gruplar işte anlatıyorlar ki bir Sünni'nin işte bir Alevi'ni öldürmesini eğitlik mertebesine ulaşacağını söylüyor. O gün yani o gün kalktı dedi ki Ehl-i Beyt hem Sünni'nin hem de
Alevi'nin ortak paydasıdır. Çünkü biz de Ehl-i Beyt'i seviyoruz. Onlar da Ehl-i Beyt'i seviyor. Şimdi o günkü getirdiği düşünceler, görüşlere bakıyorum ben. Yani herkes için faydalı. Devlet için faydalı, millet için faydalı. Esad dedi şu anda İmam Hüseyin'in rolündedir. Şimdi Türkiye'de birçok insan buna karşı çıktı. Ya bu nasıl bir şeydir? Evet dedi. Şu anda nedir Esad? Hem devletini koruyor, hem milletini koruyor, hem vatanını koruyor. Eğer Esad bugün Büyük Ortadoğu projesine evet deseydi belki Esad'a bu noktalar gelmeyecekti. Ama Esad bunu kabul etmediği için Esad üzerinde büyük oyunlar oynandı ve bugün bilmiyorum tabii Suriye'nin şu andaki durumu gerçekten çok sıkıntılı. Yani bu konulara bir teğet olarak geçeyim dedim. Çünkü Ehl-i Beyt konusu niye işlendi? Durup durduğu yerde Haydarbaş hocamız Ehl-i Beyt konusunu gündem etmedi. Ehl-i Beyt birlik ve beraberliğin adresi olduğu için Ehl-i Beyt'i gündem etti. Yine hocamız durduğu yerde büyük hoş geldin Atatürk kitabını yazmadı. Niye? Devlet üzerinde öyle büyük bir fitneler oluştu ki iyi hatırlıyorum Aksaray konuşmasında 2014 yılında şu ifadeyi kullanıyordu. O zaman işte bu sempozyumlar düzenliyoruz. Milli Kahramanlar programı falan. Türkiye Cumhuriyeti devletini kuranlar Müslümanlardı. Atatürk hem hafızdı, 8 yaşında hafızlı, 7 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmeden bir insan. Ehl-i Beyt soyundan geldiğini bizzat açıklayan Profesör Doktor Haydarbaş Hoca. Atatürk'ün Ehl-i Beyt soyundan olduğu belki onun soy kütüğünde kesinlikle var. Bunu bilen insanlar da vardı ama Türkiye'de hiç kimse bu konuda gündem etmedi. İlk defa ben Profesör Doktor Haydarbaş hocamızdan Atatürk'ün Ehl-i Beyt soyundan geldiğini, 7 yaşında Kur'an'ı hatmettiğini, 8 yaşında Kur'an'ın hafız olarak bitirdiğini hocamızdan öğrendim. Anne tarafından, baba tarafından, her iki taraftan da İmam Aliyev soyunun çıktığını yine hocamızdan öğrendik. Hocamızın yazdığı eserlerden öğrendik. Ve gerçekten bize bunları da tarif etti. Dedi ki işte bakın dedi şu anda kaynaklar. Bundan 100 yıl önceki kaynakları değerlendirin. Ondan 200 yıl önceki kaynakları değerlendirin ve bugün kaynakları değerlendirin. İnsan nüfusu arttıkça dünyadaki kaynaklar da ona göre artmış. Ve kaynakların sınırsız olduğunu birebir yaşadık işte. Bugün bakıyoruz güneş enerjisinden. Toprak eskiden 2 senede bir eklem topraktan şimdi senede 2 ürün alan, 3 ürün alma noktasından geldi. Ve bunun yanında gerçekten diyelim ki eskiden 100 dakar yerde ürettiğimiz buğday arpa bugün kat kat fazlasıyla veriyor. Hani gübre dediğimiz, sulama dediğimiz sistemle bugün tarım sisteminde çok çok faydalı mesela insanların kat kat artacağı yiyecekler veriyor. Hocamızın milli ekonomi modeli sistemi öyle ayaklarının üzerine oturan bir sistem ki ama ben hayret ediyorum. Yani gidip Rusya bu modeli alıp uyguluyor. Çin alıp bu modeli uyguluyor. Fakat Türkiye'de ben bu millet için yazdığım dediği halde bu millet bundan mahrum kalıyor. Atatürk ile Mustafa Kemal Atatürk ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İmam Ali yani İmam Ali onun dedesi. İkisinin bir benzerliğini ben gördüm, yakaladım. İmam Ali Efendimiz vefat ettikten sonra 80-90 yıl kürsülerden, minberlerden İmam Ali'ye küfrettirilmiş. Şimdi bakıyoruz Atatürk 1938'de vefat ettikten sonra 2018 yılına kadar yani hocamızın bu Hoş Geldin Atatürk kitabı çıkana kadar Adem Bey aynı şekilde Atatürk'e de küfrettirilmiş. Ama bu işi durduran Profesör Doktor Haydarbaş Hoca. Allah kanıya kanıya rahmet eylesin. Söyleyeceğim bu. Bir de hocamızın getirdiği şey de Atatürk solun ve sağın ortak paydasıdır diyor.
Yani gerçekten bu çok önemli. Ana Ehl-i Beyt nasıl Sünni'nin Alevi'nin ortak paydası ise Atatürk de sağ ve solun ortak paydasıdır. Şimdi Atatürk konusu, yani bu konu üzerinde çok çok fazlasıyla durmamız gerekiyor. Bir başkası söyleyeceğim sözlerimi toparlayacağım. Haydarbaş hocamız sözümün başında söylediğim gibi, yani ak sakallı olması, bu milletin içerisinden çıkması, bu milletin tarihini, örfünü, anaannesini, kültürünü bildiği için millet üzerinde oynanan bütün oyunlar üzerine bir formül üretmiş insandır. Haydarbaş hocamızın sağlığında bundan bürokrasisi de, siyasetçisi de, devleti idare edenler de, askeri de, sivili de, ticaretle uğraşan insan da, tarımla uğraşan köylü vatandaşımız da, herkes hocamızın sohbetinden istifade ediyor. Ama bugün onun bıraktığı, yerine bıraktığı Hüseyin Baş kardeşimiz de aynı o bilgilerle donatılmış. Hocamızın yerine bıraktığı, sözümün başında söylediğim gibi, binlerce Haydarbaş yetişmiştir. Onlar da bu olaylara hakimdir, bu konulara. Yani devletin de milletin de bu insanlardan istifade etmesi gerekir. Bak bugün zor günlerden geçiyoruz. Ekonomimiz böyle çok ince bir telin üzerinde. Vatandaş borçlu, devlet borçlu. Üzerimizde büyük hesaplar yapılıyor Adem Bey. Yani Irak bölündü, Suriye bölündü, Türkiye üzerinde büyük hesaplar yapılıyor. Hocamız birliğin ve beraberliğin adresiydi. O günkü şartlarda tabii Türkiye'de bu irtica hadisesi falan konuşulurken hocam bir kitap ortaya yazdı. Dedi ki milli bütünlüğümüz dini bütünlüğümüzdir. Dini bütünlüğümüz milli bütünlüğümüzdür. Yani ikisi birbirinin teminatıdır. Biri olmazsa birisi olmaz. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Amin. Onun tabii bizim için çok büyük bir eksikliği var ama biz ayaklarımızın üzerinde durmasını bilen insanlarız. İnşallah diyorum ki yani vatan, millet, devlet, inşallah biz onlara sahip çıkacağız. O yüzden bize bu imkanları verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun, var olun. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.